Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi nasıl 40 bitin ne olduğunu ve 40 bitin nasıl yapıldığını size göstermek için geldim. 4-5 dakikalık kısa bir video olacak, atlamadan zıplamadan lütfen izleyin. Hemen şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi piyademizin ilk başta size görünüşüyle, yani görünüş dediğimde içine nasıl bunu kurduğumuzu, içinde neler, neden bulundurduğumuzu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, piyademizi şöyle 4 sıra şeklinde, benim yapışım bu şekilde, yani başka şekilde yapıyorsunuz bunu bilemem. 4 tane dörtlük infantry koyuyorum, yani piyade koyuyorum. 3 tane artilleri koyuyorum. Bir tane antitank koyuyorum. Antitankı özelleştirebiliriz de, yani sizde DLC, zaten benim DLC kremi yaptıysanız sizde de açıktır. Antitankımızın gücünü arttırabiliyoruz. Yani atış hızını, mermisini, armorunu filan her şeyini değiştirebiliyoruz. Yani arttırabiliyoruz. Burada bir tane küreğimiz var. Piyademiz için gerekli olan. Destek artillerisi ben koyuyorum. Siz koymayabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Çünkü zaten burada 3 tane var. Anti-air, hava uçak sayısından çok etkilenmemek için. Çünkü multilerde inanılmaz çok uçak kesebiliyor bu şeyler. Bunları özelleştirebilirsiniz, anti-air'lar. Bu lojistik, yani sizin bir yere koyabileceğiniz piyade sayısını arttırıyor. Atıyorum bundan Bell'le normalde 50 tane koyabilirken bu lojistiği koyduğumuzda 70 tane koyabiliyoruz. Bu sinyal kompinde arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey değil. Piyademizin içine koyduğumuz bir şey. Ben de tam bilemiyorum onu ama koyuyorum. Support ekipman UM'de o. Şimdi araştırmalarımıza bakarsak arkadaşlar, burada en minimum bence 40'ının anti-air'ını, 39'un artillerisini fakat upgrade'ini alıyoruz. Bir de 40'ın anti-tankını. Yani minimum 40'ın kullanın, çünkü bunların etkisi çok az. Bunlardan basıp sonra bunları şey yapabilirsiniz. Yenileyebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Bence öyle daha mantıklı oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben İsviçre'ye böyle birazcık division koydum. 40 bit. Bunlar arkadaşlar bizim namı diğer dediğimiz 40 bit oluyor. Tankı çoğu zaman deliyor. Yani 43 tankı değilse ve cidden bunu özelleştirmeyi de göstereyim şimdi, bilmeyen arkadaşlar olur. Buralarda bunlara variant basıyorsunuz. Tabi bu modlara göre oluyor. Bakın bunda yok. Fakat modlarda kesinlikle oluyor. Şimdi bakın bu 40 bitleri görüyorsunuz. Normal bir piyadeden tabii ki daha çok şey harcıyor. Bildiğim bir tank gibi. İzlediğimiz HUI4 yayıncılarında filan izlemişsinizdir illaki. Yani HUI4'da benim ilk sevgim yayıncıların paylaşması ve belirli YouTuberların videolarının çok sarmasıydı. Şimdi ben örnek bir İsviçre ile savaşmak istiyorum. Ama İsviçre'de çok dağlık. Macaristan'la savaşalım. Şöyle Macaristan'ın yanına gidelim. Macaristan'a 11 tane piyademiz çok rahat dövecek hem de zaten. Şöyle Macaristan'a çekip gitsin bizim piyadelerimiz. Biliyorum normal bir piyade de olsa, 40 bit olmasa da Macaristan'a iter. Ama bizim şu an olayımız 40 bit olduğunu göstermek. Şimdi biz bir tüm diplomatik şeyleri bir açalım. Biliyorum çok bilgilendirici değilim. Ben kısa ve öz konuşmaya çalışıyorum. Şimdi savaşı başlatalım. O bir kurulsun. Çünkü piyadesini miyadesini çeksin. Tamam, çektim. Şimdi normalde 40 bit normal bir piyademiz olsa, şöyle bir tane normal piyade yapalım. Bir tanesi normal bir kötü bir piyade yapalım. Şöyle oyunun başlangıç piyadelerinden bir tane yapalım şöyle. Oyunun başlangıcındaki ortalama piyadeler şu şekilde oluyor. Infantry'lerimizi koyuyoruz ve bir tane daha destek artillerisi. Tamam. Bir tanesini ver bana o cepheden. Bu ona göre çok az duracak yani. Şöyle gösterirsek. Buraya uçak da koymayacağım hem de özel olarak. Şimdi bakın bu normalde buraya gördüğünüz gibi muhteşem bir hasar veriyor, bir saniye. Bakın. Çok rahat itebilecek boyutta. Experience'i düşük. Experience'i yüksek olsa yaklaşık 350'ye yakın vurabiliyor. Şimdi bunu deniyoruz. Bakın bu onun kadar iyi vuramıyor. Şu an burada şey olduğu için değil, ara sıra terrain yemediği için onlar. Ama normalde bu şey de olsa, experience de olsa 150 vururken bu yaklaşık 350 vuruyor. Yani
sizin yapabileceğiniz 36 heavy tanki gibi vuruyor veya 36 light tank veya SPG'si gibi vuruyor. Gördüğünüz gibi zaten çok rahat. Yani 40 bit basarsanız küçük ülkelerin sizle kazanma durumu olamaz. Veya Sovyet'in de çok 40 bitiniz varsa zaten tutarsınız. Zaten bunların amacı tankları durdurmak. Bunu söyleyelim. Bunun amacı tankları durdurmak. Evet arkadaşlar, kısa ve öz bir video. Zaten ben asıl burada bunun template'ini göstermeye çalıştım. Tabii ki 40 biti daha iyi gözüktüren. Bakın çapraz vuracağım. Çok daha fazla vuracak. Bakın çapraz vurunca 200'e yakın geldi. Seviyesi olmadığı halde. Çünkü çapraz vurduk. %50 buff verdi çapraz vurduğumuz için. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.